Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle Mazda'ya geldik. Burada birkaç arabaya bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar ilk aramış arabamız şöyle bir Mazda SUV. Bayağı şekilli araba. Neymiş bunun adı? Mazda CX-60. 3.3 litre motoru varmış arkadaşlar. 200 PS. 51.000 euro. 2023 model. Arkadaşlar bayağı iyiymiş bu. Arkadan da böyle bayağı şekilli. Direksiyonun yanında şöyle bir tane araba var. Bu da bayağı güzel duruyor. Bu da neymiş? Bu da Mazda CX-30 AVD. 2 litrelik motoru var. 186 PS. 34.500 euro arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Şurada da bir tane şöyle küçük var. Ben Mazda'da hiç bilmem arkadaşlar. Ama bunun adı da Mazda 2 Exclusive'miş. 75 PS. 18.550 euro. 2022 model arkadaşlar. Bu da tek 3.500 km gitmiş. Bir de şunun yanında şöyle bir tane araba var. Bu da Opel Kosan X Edition'miş. 40.000 gitmiş. 131 PS. 2021 model. 21.650 euro arkadaşlar. Bu da şöyle bir araba. Bu da Opel'lerde varmış. Neyse arkadaşlar, araçlar şu arkada. Şöyle bir ilerleyelim. Şurada bir tane siyah var. Bu da bayağı şekilli duruyor arkadaşlar. Bu da Mazda MX-30AD. 145 PS. 2023 model. 2500 km gitmiş. 32.950 euro arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Bir de arkadan bakalım. Şöyle Mazda yazmışlar şuraya. Arkadan da böyle arkadaşlar. Direkt bunun yanında şöyle bir tane araba var. Bunun modeli neymiş bakalım. Bunun da böyle. Bu da Mazda 3 Exclusive Line. 150 PS. 2023 model. 2500 km gitmiş. 30.000 euro arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada da şöyle bir tane SUV var. Bu da Mazda CX-5. 2.5 litre motoru var. Bunda fiyatı 50.520 euro. Kilometresi nerede yazıyor göremiyorum bunda. Bunda kilometre yazmıyor. Herhalde yine bu. Hiç gitmemiş arkadaşlar. Bunda kilometre yazmıyor. Neyse bir de arkadan bakalım şöyle. Bayağı güzel. Bunun şöyle bir de kırmızısı da var. Kırmızı da bayağı güzel. Şöyle. Bu da yine aynısı. CX-5. 2.5 litre motoru var. Bu da 49.370 euro arkadaşlar. Bunda da kilometresi yazmıyor. Neyse yeniden de bu şekil böyle. Yanında bir tane daha aynısından var. Beyazı. Mazda CX-5. 2 litrelik motoru var arkadaşlar. Bunun 165 PS. 2023 model. 1500 km'ye gitmiş. 33.650 euro. Bu şekilde böyle. Yanında yine şöyle var. İki renkli. Bunun modeli az farklı. Bu da Mazda MX-30. 145 PS. 2021 model. 6500 km gitmiş. 25.950 euro. Bir de arkadan şöyle bakalım. Arkadan da böyle. Şurada bir tane şöyle araba var. Küçük. Bu da Mazda 2 Hybrid. 1.5 el motoru var. 116 PS. 2023 model. 1500 km gitmiş. 24.650 euro arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Şimdi şu ileride de birkaç araba var. Oraya gidelim. Arkadaşlar burası az böyle karışık. Burada da Opel konmuşlar. Arkadaşlar burada bu arada Opel'deymiş. Yani Mazda ile Opel aynı. Şöyle bir tane Opel var. Astra'ymış arkadaşlar bu.
Bu da 32.000 gitmiş. 2021 model 131 PS 19.750 €. Bir de arkadan bakalım. Arkadan da bu şekil böyle. Direkt yanında aynısından bir daha var. Şöyle. Bu da 54.000 gitmiş arkadaşlar. 150 PS 2016 model 13.950 €. Bunun yanında şöyle bir tane Mercedes SLA Showtrimmer'e koymuşlar arkadaşlar. Mercedes-Benz SLA 180 Showtrimmer 52.500 gitmiş. 2017 model 122 PS 20.850 € arkadaşlar. Şöyle bir de arkadan bakalım. Arkadan da böyle arkadaşlar. Direkt yanında şöyle Mazda 6 var. Kombi arkadaşlar. Bu da 2019 model. 144.000 gitmiş. 184 PS. Fiyatı da 19.350 € arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Bu da baya güzel. Şimdi şu karşıda da arabalar var. Buraya da bakalım arkadaşlar. Baya araba varmış burada. Arkadaşlar şurada şöyle küçük araba var. Mazda 2'ymiş. 75 PS 15.530 km gitmiş. 18.950 € arkadaşlar böyle. Direkt yanında aynısından bir daha var herhalde. Aynısı galiba. Hepsi aynı gözüküyor arkadaşlar. Yok, bu da Opel'miş. Opel Corsa. 100 PS 18.400 km gitmiş. 2020 model 16.950 € arkadaşlar. Böyle. Bunlar ikisi de aynı benziyor arkadaşlar ya. Bir de arkadan bakalım. Sağdaki Mazda, soldaki Opel. Aynı araç. Üretimcisi herhalde aynı çalışıyorlar. Neyse, burada bir tane daha var böyle Opel. Buna bakalım. Bu da Opel Corsa F Elegant. 6.250 km gitmiş. 75 PS 2021 model 17.950 € arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Şurada da bir tane daha var. Aynısı herhalde. Opel Corsa. Bunun fiyatına bakalım. Opel Corsa F Edition 16.450 km gitmiş. 101 PS 2022 model 18.750 €. Bir de arkadan bakalım. Arkadan da böyle arkadaşlar. Direkt yanında yine aynısından var. Arkadaşlar ben bunu geçiyorum. Hep aynısı. Şurada şöyle Mazda var. Mazda 3 yazıyor arkasında. Bakalım bunun fiyatına. Mazda 3 15.450 km gitmiş. 2021 model 122 PS. Fiyatı da 24.650 €. Bu şekilde böyle. Direkt bunun yanında aynısından bir daha var. Siyah olanı. Şöyle. Bunun fiyatına bakalım. Mazda 3. 2022 model. 15.890 km gitmiş. 150 PS. 2022 model. 25.450 € arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Direkt bunun yanında şöyle Opel var. Köşeli arkadaşlar, bu baya güzel gözüküyor. Bunun fiyatına bakalım. Opel Mokka GS Line 2020 model 12.450 km gitmiş. 131 PS. Fiyatı da 26.950 €. Bir de önden bakalım. Önden de baya güzel duruyor arkadaşlar bu araba. Böyle. Bunun yanında da direkt bir tane daha Opel var. Bu da Opel Crossland'mış. 83 PS 2021 model 19.850 €. Bir de kaç kilometre gitmiş burada yazıyor. 9.450 km gitmiş. Arkadan da böyle arkadaşlar. Direkt yanda şöyle Mazda CX-30 var. Bu da bayağı güzel duruyor arkadan. Bir de bunun fiyatına bakalım. Mazda CX-30
2022 model, 14.450 km gitmiş, 150 PS, 27.950 bin lira arkadaşlar. Bu şekilde böyle, bir derinden bakalım. Bundan da böyle. Yanında bir tane daha şöyle moda var. Aynı gözüküyor arkadaşlar araba ama bu daha büyük. Bu da bayağı güzel duruyor. Şöyle bir de arkadan bakalım. Arkadaşlar bu ikisi de aynı gözüküyor. Sağdaki de solla. Ama bu soldaki büyük modeli. Bu da bayağı güzel duruyor. Bunun fiyatı da ne yapmışlar? Yapmışlar. Şöyle koyalım. Mazda CX-5 arkadaşlar. 2019 model. 75.790 km gitmiş. 150 PS. Fiyatı da 24.850 bin lira arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.